Yeniden selamlar arkadaşlar. Şimdi tüfek videolarına başlıyoruz. Sizlere Erkan abimin kullanmış olduğu Bulgaristan'da avlar için kullanmış olduğu Sako S20 taktikal kundaklı modelini göstereceğim arkadaşlar. Sako'nun kendi orijinal çantası güzel sağlam bir çanta. Sako'da en çok sevdiğim özellikler bu tür yedek parçalar Blazer'a göre çok daha uygun oluyor. Doğru muyum abi? Blazer'da bunlar ateş pahası ama Sakoda bu bunlar güzel. Çantanın içi de güzel kaplı görüyorsunuz. Şifreli. Aynıca 3 tane kilidi olan bir çanta. Çantasının içerisine kundağı, monopotu, üstünde arka reyli, medetenin mükemmel bir çatal ayağı dürbünü dürbünün içinde üstünde demin göstermiş olduğum bir önceki videoda sizlere benim de kullanacağım redlatı bağlamak için 45 derecelik pikatin ray. Burada yine bir küçük susturucusu var. Ee, Avrupa'da suprasör kullanmak yasal arkadaşlar. Bunları nasıl aldıklarını, nasıl temin ettikleri hakkında sizlere ayrıyeten bir video, bir söyleşi yapacağım orada hepsini de paylaşacağım. Ve e, yine Housecam marka. E, ayrı bir susturucu var üstünde. Match namlulu S20. E, 1.11 midavit abi büküm oranı bunda? 1.11 büküm oranına sahip. Gayet hafif, polimer kundaklı. Çok güzel, çok şık ve en çok beğendiğim fiyat performansına göre av tüfeği diyebilirim sizlere arkadaşlar imkanı olan arkadaşlar da av için bu tüfeği kesinlikle yurt dışından perme ile tedarik edebilirler. Tavsiye ederim. Av için mükemmel bir tüfek. Şimdi bunu ben sizlere e, tripotun üstünde, atış tripotunun üstünde göstermek istiyorum. Avlarda Erkan abi bunu tripotun üstünde kullanıyor. E, bakalım nasıl kullanıyor? 700 metreye kadar da atış yapma imkanı sağlayan bir tripottan bahsedeceğim tripoda bir monte edelim. Evet. Şu an tripodun üstüne koyduk. Bu tripodun markasından daha detaylı bahsedeceğim sizlere. Atışta da bahsedeceğim de arkadaşlar. Fatboy tripodun adı. E, fiyatı 1600 euro mu? E, 1200 Euro, özür dilerim. 1200 Euro fiyatı var yurt dışında. Ee, Türkiye'de sanıyorum dediğim rakamlara denk gelir. 1600 Euro'lara. Ama bu tripodu da şu an gerçekten çok çok beğendim. Tek kişilerim harika bir tripod. Hiç sarsıntı yapmıyor. Burada bakın blazer'ın mesela bir tripodu var. Bu da av için. Ama bu tripodla, bu tripod karşılaştırılamaz arkadaşlar. Ya bununla sarsıntı olmadan atış yapamazsınız. Böyle tripodlar bizim ülkemizde domuz avında kullanılıyor. Ee, ama e, bunun da fiyatı yani ucuz değil. Ne kadar abi tahminen? 450 euro falan bandında satılıyor. Yani böyle bir tripod alana kadar imkanı olanlar kesinlikle bu tripodu tercih etsinler. Bu tripod atışta da göstereceğim. Hem aşağı yukarı hem sağa sola çok kısa hareket ediyor ve en güzel tarafı bakın şu hareketimi yakından bir gösterebilir miyiz abi? Bakın atış yapmak istediniz diyelim. Bitti. Bu kadar. Şurayı iki parmağınızın ucuyla sıkmanız bile olayı bitiriyor arkadaşlar. Çok hassas kafa her tarafa oynuyor bakın. Av için mükemmel. Buradan yüksekliğini düzleyeyim. Buradan yüksekliğini ayarlıyorsunuz. 2 metreye kadar 2 metre 10 santime kadar yükselebiliyor. Zaten gereksiz bir yükseklik. Burada derecesi var tripodun. Derecesinden düzlüğünü ayarlayabiliyorsunuz. Yan tarafında burada mesela kestirel takmak için veya herhangi bir aparat takmak için yine bir yer yapmışlar adamlar buraya. Bunu da istediğiniz açıya ayarlayabiliyorsunuz. Buradan sabitleyebiliyorsunuz. Ayaklarını buradan İstediğiniz ölçüde yassı yapıp açabiliyorsunuz. Oturarak çok rahat atış yapabilirsiniz. Ayakta çok rahat atış yapabilirsiniz bu tripodla. Şimdi dürbünümüzü takalım. Dürbünümüzde yine hep kullandığımız aynı ayak sök tak ayak. Evet. İleri doğru ittik kapattık ve sıfırlamamızı bozmuyor. Ama burayı da bir yakından gösterebilir miyiz abi? Şimdi Erkan abi tüfeğini buradan arkadan bir tane ray boşluk kalacak şekilde sıfırlamış. Hep buraya takıp sıfırlarsa hiçbir sorun yaşamıyor arkadaşlar. Ama şimdi açıyorum. Bunu buradan söktü. Getirip ön tarafa bir yere takarsa sıfırlaması bozulur. Ama bunu aynı yere bakın. Arkadan bir ay boşluk kalacak şekilde. İleri doğru itti. Buraya taktığım zaman sıfırlama bozulmuyor. Ayağın içinde de yine arkasında sizin düzlüğünü göreceğiniz bir terazi var. Bu terazi de kesinlikle çok işe yarıyor. Onun üstünde ayağa 45 derece açıyla takmış olduğu bir ray var. Buradan uzak mesafedeki domuzlara bu şekilde atış yaparken yakın mesafede ani çıkan hedeflere de red dotla direkt buradan atış yapabiliyor. Bu da yine çok büyük avantaj sağlıyor. Suprasör. Demin dedim suprasör konusunda ayrı bir video çekeceğim sizlere detaylı. Daha geniş çaplı. Kullanmış olduğu ayağa bakıyoruz. Ve ben bu ayağa bayıldım. Gerçekten mükemmel bir ayak. MDT arkadaşlar markası. MDT'nin bir ayağı. Çok da pahalı bir ayak aslında. 1000 200 euro mu? ayak. 1200 euro civarlarında bir ayak arkadaşlar. Arka ile birlikte kullanınca çok güzel. Bakın. Ayağın açısını istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ve teke avında özellikle aşırı eğimlere atış yapan kişiler için de ee, bayağı bir yüksek bir ayak Çok güzel Sıkıntısız işlerini görecekleri Bir ayak Suprasör demiştim Suprasör Erkan abi diyor ki Bu daha pratik oluyor cebimde taşıyorum Hemen takmam gerektiği zaman Avrupa'da çoğu ülkede Suprasörsüz av yapmak da yasak Yani av rahatsız olmasın diye Susturucu kullanıyorlar Abi Uzun susturucular biraz daha sesi daha düşürüyor. Onun hakkında daha detaylı bir video paylaşacağım arkadaşlar sizlere. Ee, ayakla da atışlar yapacağız. Bununla 700 metreye kadar bu tripodla avda 700 metreye kadar atış yapabiliyorsunuz. Ben burada gördüm. Ben de baktım dedim ki hakikaten şu anda titreşim yok. Ayakta harika. E, yapılabilir dedim yani. Hiç eskiden ben de çok tripod kullandım atış için ama bu tripod gerçekten çok hassas yapılmış. Gerçekten titretmiyor. Bakalım biz de kaç metreye kadar atabileceğiz. Onun da atış yaparsam videolarını yine çekip sizinle paylaşırım. Devam ediyoruz videolara. Atışlara geçeceğiz. Atışları paylaşacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.